Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'un yeni getirmiş olduğu güzel bir özellikten bahsedeceğim. Bu özellik arkadaşlar YouTube kanalınızda bulunan normal videoyu short videoya çevirme özelliği. Normal videoyu short videoya nasıl çeviririz? Şimdi bunu anlatacağım arkadaşlar size. YouTube bir özelliği getirmesindeki amaç e, short videoda e, videonuzun normal videonuzun önemli bir kısmını paylaşıyorsunuz. Bunu beğenen kişiler sizin e, normal videonuza yönleniyor arkadaşlar. Bunu ilerleyen dakikalarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Güzel bir özellik arkadaşlar. Öncelikle ben bir videomu seçip short videoya çevireceğim. Sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Sizler de normal videonuzu short videoya çevireceksiniz. Bu özellikten faydalanacaksınız arkadaşlar. Öncelikle YouTube'a giriş yapıyoruz. Buradan kanalımıza giriyoruz. Kanalımızda videolarımıza giriyoruz. Bu videolardan birini seçiyoruz arkadaşlar. Ben daha önceden Mobilya çizikleri nasıl giderilir videosunu yapmayı uygun gördüm arkadaşlar bunu yapacağım ee, ve kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar bu videoya tıklıyoruz ve arkadaşlar e, bu videomuz normal videomuz karşımıza çıkıyor burada e, beğen paylaş remix kısmı var. Bu remix kısmı arkadaşlar e, short videoya çevirme kısmı. Oraya giriş yapıyoruz arkadaşlar. E, karşımıza short video olarak düzenle ses kesit al şeklinde bölümler çıkıyor. Short videosu olarak düzenleye basıyoruz. Arkadaşlar burada karşımıza e, short videosu nasıl yapacağız o kısım çıkıyor arkadaşlar. Burada sağa sola kaydırarak süremizi belirleyebiliyoruz. 60 saniyeye kadar bunu oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Burada belli bir aralıkta üstten de ayarlayabiliyorsunuz. Başlangıcı üstten ayarlayın arkadaşlar. Şu kısımdan. Burada mesela ben şimdi bu videomu 1 dakika 27 saniyesinde başlatacağım arkadaşlar. Devamında da belli bir kısma kadar devam ettireceğim arkadaşlar. Onu da seçiyorum kaydırarak. Daha önceden bakmıştım arkadaşlar ben 37.2 saniyesi uygun olduğunu düşündüm. Yani 37 saniye 2 salise bu gösterilecek arkadaşlar. Ekranı sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Benim videomda arkadaşlar bu mobilya çizikleri giderme ile olduğu için bu kısmı alıyorum arkadaşlar. Bunu ortalayabiliyoruz. Yalnız şunu belirteyim. E, bu güzel bir özellik gelmiş arkadaşlar. Youtube bu güzel özelliği getirmiş. Bu işte ha, videomuzu yaparken sağa sola kaydırmamız gerçekten güzel. Ama aşağı yukarı da kaydırma özelliği olsaydı daha hoş olurdu. Çünkü bazı videolarımız e, tam olarak görüntüyü tam net olarak sağlayamıyoruz. Yani onu ortalayamıyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ama yine de dediğimiz gibi inceleyeceğiz videomuzu. Uygun olan kısmının belli bir kısmını arkadaşlar short videoya çevireceğiz. Bu özellikten faydalanacağız arkadaşlar. Ben bu şekil bu kısmı ayarladım. 37 saniyelik kısmı ileri diyorum arkadaşlar. Ve işleniyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. İşlenme işlemi tamamlanıncaya kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda short videom nasıl görünecek bu şekilde karşımıza çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar istersek burada altta metin var. Bunları e, bir yazı yazabiliyoruz buradan. E, zaman bu metinin ne kadar hangi zamanlarda çıkması için zaman kısmı var arkadaşlar. Böyle özellikler var. Ben sonraki diyorum, devam ediyorum. Burada başlık çıkıyor arkadaşlar. Hemen başlığımı oluşturuyorum mobilya çizikleri nasıl giderilir Bu şekilde bir başlık oluşturdum arkadaşlar. Aşağı aşağı kısma geldiğimde görünürlüğü gizle yapıyorum arkadaşlar. Gizliyorum. Çünkü e, Para kazanmaya açtıktan sonra genelde... Yani bu short videoda şu anda reklam olayı olmadığı için... Ama çok o kadar önemli olmasa da... Diğer videolarınızda gizli olarak yapın. Daha sonra para açmaya açtıktan sonra arkadaşlar... Gizliliği açın. Hani onu da hatırlatmış olayım. E, kitleyi seçin diyor. Hayır çocuklara özel değili seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar... Kısa video yükle kısmı var. Buna basıyorum. Ve şu anda arkadaşlar yükleniyor. Bunu telefonumuzun üst kısmından da görüyoruz. Bunun yüklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Size tamamen nasıl olduğunu göstermek istiyorum. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi bu özelliğin nasıl çalıştığını veya ne faydası olduğunu sizlere göstereceğim. Bunun için ben YouTube'da oturumu kapattım. ve YouTube'a giriş yapıyorum. Buraya kanalımın ismini yazıyorum arkadaşlar. Bilgi ve eğlence zamanı. Buraya giriş yapıyorum kanalımda videolarda arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklenen videom, short videom görünüyor. Mobilya çizikleri nasıl giderilir? Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Karşıma bu short videom çıkıyor arkadaşlar. Şunu da belirteyim arkadaşlar özellikle. Bu özelliği getirdi YouTube. Alt kısımda başlığın altında mobilya çizikleri nasıl giderlerinin altında kaynak kısmı var arkadaşlar. Burada kaynak bilgi ve eğlence zamanı diyor. Şimdi buraya tıkladığımız zaman normal videomuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu özellik burada bir merak uyandırıyor. Tamamını izlemek isteyen kişi bu kaynağa tıklıyoruz bak arkadaşlar göreceksiniz şimdi. Kaynağa tıklıyoruz. Ve normal videomuza geliyoruz arkadaşlar. Burada e, bu özellik bu şekilde çalışıyor. Güzel bir özellik arkadaşlar. YouTube'un bizler için hazırlamış olduğu güzel bir özellik. Kaynak kısmına bastığımızda geri geliyorum arkadaşlar. E, i̇zleyicilerimiz bunu izliyor. Daha sonradan bunu merak ediyor. Kaynak kısmına bastığında da normal videomuza yönleniyor arkadaşlar. Faydalı bir özellik arkadaşlar. Siz de normal videolarınızı e, short videoya çevirerek bu özellikten faydalanabilirsiniz. Ben beğendim arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere faydalı oldu. Sizler de normal videolarınızı, YouTube videolarınızı shorta çevirerek bu özellikten faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.